Beşiktaş Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Klasik bir analiz videosu olmayacak çünkü açık konuşmak gerekirse maçta çok da analiz edilecek bir şey yok. Bir oyun yok ortada. Biraz daha Beşiktaş'ın genel durumunu, genel problemlerini konuşacağız. Sergen Yalçın bu krizin içinden nasıl çıkacak? Beşiktaş ne yapmalı? Takım neden oynamıyor? Bunların hepsine değineceğiz. Elbette maçtan da birkaç tane fotoğraf olacak, istatistik olacak ama ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın bu krizden nasıl çıkacağını, neden bu krize girdiğini konuşacağız. Videomuz başlıyor. Takip edenler bilir, normal şartlarda analiz videolarımızda burada maçın skoru yazar, Beşiktaş kimle oynuyorsa onunla ilgili bir skor yazar, maçın skoru yazar ve bunun üzerine de biz de analiz videomuzu yaparız. Bu sefer öyle değil çünkü artık bence kredi sona erdi. Yani geçen sezonun şampiyonunun kredisi ne yazık ki çok çok erken olmasına rağmen sona ermiş vaziyette. Çünkü Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en kötü performansını sergiledi. Siyah beyazlar 4-0 mağlup oldu kendi sahasında. Giresunspor gibi bütçesi düşük, iddiası çok fazla olmayan bir takıma tabii ki bu korkunç bir skor ama bunun yanı sıra yaşananlar, yani bir mağlubiyet serisi var ve bu hakikaten kabul edilebilecek bir durum değil. Bu maç Beşiktaş tarihinde ilk kez, kulüp tarihinde 1903'ten bu yana ilk kez üst üste 6 tane resmi maçı kaybetmiş oldu. Bu maçla beraber gerçekten korkunç bir istatistik. Bu startta Vodafone Park'ta kimlerle oynadı? Bayern Münihlerle, Benfica'larla, birçok önemli takımla, Dortmund'larla hepsiyle maç yaptı. Bu startta hiçbir zaman 4-0 yenilmedi Beşiktaş. Bu da tabii ki skorun aslında ne kadar acayip olduğunu gösteren bir istatistik. 4-4-2 ile başladı. Bir değişiklik yapması gerekiyordu Sergen Yalçın'ın. Bunu hafta içi videolarında da bahsettik. Ekranlarda da söyledik. Bir değişiklik yapması gerekiyordu. O değişikliği yaptı aslında. Sistemi değiştirdi. 4-4-2'ye döndü ama bu çok doğru bir sistem değildi. Daha doğrusu 4-4-2 bu oyuncularla oynanacak bir sistem değildi. Pjanic ve Josef'i ortaya attı. Gezalı sağa, Enkudu'yu sola, ileride Larin Batshuayi yaptı. Ama plan hiçbir şekilde maç sırasında işlemedi. Neden işlemedi? Hemen o fotoğraf gelsin. Beşiktaş 4-4-2 oynuyor gibi gözüktü ama Pjanic ve Josef'in ikisinin de 6 numara oynamayı sevmesi, becermesi, artık ne derseniz deyin, Beşiktaş'ı bir anda ataklarda 6-2-2'ye çevirdi. Yani Pjanic de kendi sahasından top alıp uzun paslarla servis yapmaya çalışıyor. Josef kendi sahasından alıp kısa paslarla servis yapmaya çalışıyor ve bir anda Beşiktaş'ın kanatları ayrı yerde, forveti ayrı yerde ve orta sahada çok büyük boşluk oldu. Dolayısıyla elbette işte tartışmalı bir penaltı kararı var. Onu konuşacağız. Rozier'in pozisyonu, işte penaltı pozisyonu, Necip'in kırmızı kartı var. Onu da konuşacağız ama zaten Beşiktaş maç boyunca rakip kaleciyi zorlamadı. İlk yarıda bir tane Gezal'ın uzaktan şutu vardı. Bir Rozier'in bir denemesi vardı ama ne bir organize atak, ne böyle bir kalecinin kurtarışı, ne yüzde yüzlük gol pozisyonu, ne direkten dönen top. Beşiktaş hücum anlamında bu kadar çok hücumcu varmış gibi gözükmesine rağmen hücum anlamında hiçbir şekilde başarılı olamadı. Ve ilk yarıda Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak herhangi bir şey olmadı. Sıfır tehlikeyle maçı, ilk yarısını bitirdi ve daha sonra kırmızı kart, daha sonra gol ve hiçbir şekilde reaksiyon vermeyen bir takımdan, bir kadrodan bahsediyoruz. Şimdi kadro tercihi bana göre yanlıştı. Çünkü yine Can Bozdoğan'ı tercih etmedi. Yine Güven yoktu. Yine Montero yoktu. Orada Necip oynattı. Hep şunu söylüyoruz. Necip evet kötü bir oyuncu değil. Kötü stoper. Stoper performans kötü değil ama sonuç itibariyle Necip bir yerde bir sakatlık olduğu zaman, yani stoperler sakat olduğu zaman oralarda oynayabilen bir oyuncu. Dolayısıyla Montero varken ısrarla söylüyoruz, oynadığı her maçta iyi oynadı bu çocuk. Genç bir İspanyol. Kötü maçı yok Şampiyonlar Ligi dahil. Montero varken orada alakasız bir şekilde Necip oynatması, ki diyeceksiniz Türk oyuncu zorunluluğu var. Güven'i oynatarak, Can'ı oynatarak o sorunu çözebilirdi ama öyle yapmadı. Yine Vida Necip yaptı ve bu bir hataydı. Necip kötü oyuncu demiyorum ama yaptığı kırmızı kartı denerim. %100 kırmızı kart bence. Çok tartışıldı. O pozisyon öncesinde faul var mı? Evet, o tartışılır. Bana göre pozisyon kesin kırmızı kart ama ondan önceki pozisyonda Gezal'a bir faul itirazı oldu. Tartışmalı pozisyon ama kırmızının ben pozisyon itibariyle doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Kolunun üstüne çarptığı söylendi Rozier'in. Orada bir hakemle ilgili eleştiri yapılabilir. Penaltı diyenler çok var hakem yorumcularından ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın oyunu çok çok kötü. Hatta ligdeki, bunu değerlendireceğiz, en kötü 4-5 performanstan bir tanesini sergiliyor ne yazık ki Beşiktaş. Şimdi işin garibi, değişiklik olarak Gezal sakatlanınca oyuna 1-0 mağlup olmasına rağmen Wellington gibi arka tarafı bir türlü toparlayamayan bu sezonun en formsuz oyuncularından bir tanesini aldı. Maç 2-0 oldu.
Hoca değişiklik yapmadı. Maç 3-0 oldu. Hoca yine bekledi. Değişiklik yapmadı. Bu aslında Sergen Yalçın'ın da kafa olarak dağıldığını gösteren önemli bir nokta. Daha da maç içerisinde bir hatasını da söyleyeyim. Necip kırmızı kart gördükten sonra yine Josef'i aynı Antalya Spor maçında olduğu gibi çekti geriye. Ve yine Beşiktaş'ın orta sahası tamamen düşmüş oldu. Zaten geride oynuyordu Josef. Tamamen düşmüş oldu. Aynı hata yaptı. Josef'ten stoper oluşturmaya çalıştı ki başarısız bir denemeydi. Şimdi maçı bir kenara bırakalım ki zaten korkunç performans vardı. Genel tabloya bakalım. Son 15 maçta, çünkü sadece bir maçlık bir krizden bahsetmiyoruz. Bu maçı uzun uzun konuşuruz belki ama gerek yok çünkü haftalardır çok kötü oynayan bir Beşiktaş var. Son 15 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 11 tane mağlubiyet aldı. Beşiktaş tarihinde böyle bir tablo yok. 35 tane gol yemiş vaziyette takım. Son 15 maçta yine bu da çok korkunç bir tabloyu bize gösteriyor. Neredeyse maç başına neredeyse 2,5 gol yemek, hakikaten böyle ligden düşme korkusu yaşayan takımların bile belki bu kadar yoğun bir gol yeme istatistiği yoktur. Ligin en kötü 5 performansından biri ki bu hafta itibariyle lig sıralamasında büyük bir ihtimalle artık ilk onun da aşağısına düşme ihtimali var Beşiktaş'ın. Dolayısıyla işler tamamıyla çok kötü gidiyor. Çok büyük bir kriz var. Bu krizi görmemek lazım. Elbette MHK eleştirilebilir, federasyon eleştirilebilir, hakem kararları vesaire. Taraftarın bu konudaki kızgınlığı, hissiyatı, işte yönetime tepki oluyor hakemlerle ilgili konuşun diye. Bunların hepsi kendilerine göre bir gerçek, somut. Bunlara lafım yok. Ama bir de işin sağ kısmı var. Beşiktaş gerçekten çok çok kötü oynuyor. Neden kötü oynuyor? Şimdi Sergen Yalçın bu seneye iyi başlamadı. Bir kere ta sezon başında o imza atayım mı atmayayım mı, ben yoruldum bırakıyorum vesaire kısmı belli ki hocanın baştaki geçen sezon konsantrasyonunu yok etmiş o süreç. Yani o süreçten sonra Sergen Yalçın bir türlü o enerjisini sağlayamamış gibi gözüküyor. Bize formsuz dedik. Artık bugün itibariyle ben formsuz değil, çözümsüz diyorum çünkü kendisi söyledi. Çözüm bulamıyoruz, uğraşıyoruz, çözüm bulamıyoruz dedi. Şimdi bu çok yanlış bir cümle. Üst üste ikinci, üçüncü kez bu tarz açıklamalar yapıyor. Bu da konsantrasyonunun, hırsının, enerjisinin yerinde olmadığını gösteriyor. Taraftar bana takımı ayağa kaldır diyor ama benimle ilgisi yok. Takım kendi sahada oynayacak. Futbolcular sahada, onlar kaldıracaklar ayağı diyor. Tabii ki futbolcular kaldıracak ama bu aynı zamanda biraz da ihaleyi takıma bırakmak. Yani takım ayağa kaldıracak, takım oynayacak, o zaman geçen sene de derler ki hocam geçen sene sen şampiyon yapmadın, takım şampiyon yaptı derler. Yani burada bir geçen seneki o birliktelik, futbolcu teknik direktör birlikteliği belli ki bu sene kopmuş vaziyette. Açıklamalar da onu gösteriyor. Bize içeriden gelen bilgiler de onu gösteriyor. Bir iletişim problemi olduğu aşikar futbolcularla hoca arasında. Geçen sezonki o hocaya sahip çıkma, o aidiyet kopmuş vaziyette. Bunların hepsinin karşılığında işler bu hale gelmiş vaziyette. İki, sistemdeki hatalar. Beşiktaş ısrarla 4-2-3-1'i çok uzun süre aynı oyuncularla geçen sezonki oyunu oynamaya çalıştı. Yanlıştı. Doğru iş değildi bu. Bunu detaylı videosunu da çekeceğim zaten. Aynı kadroyla aynı sisteme devam etseydi bunlar belki olmazdı. Yani Aboubakar kalsa, Atiba'nın yerine başka bir oyuncu, benzer bir oyuncu gelse yine çok koşan, yine Mensah tarzı ön tarafa bir oyuncu gelse çok koşan, aynı oyunu oynayıp yine başarılı olabilirdi. Ancak aynı stratejiyle farklı kadroyla Beşiktaş bu sezon aynı oyunu oynamaya çalıştı. Bu da Burnu'da başarılı olmadı. Tabii ki sezon başı planlaması, işte o az önce bahsettiğim kriz, bir türlü imza atılmaması, orada yeteri kadar hoca ve ekibi, transferlerle ilgili bir scout çalışması yapıldı mı? İşte Batu Şahay çok büyük bir kariyer ama Beşiktaş'ı uyar mı? Alex çok büyük bir kariyer ama 8 aydır oynamıyor, ne zaman düzelir? İşte Pjanić fırsat transferi, doğru, çok büyük bir isim ama takıma uyum konusunda yeteri kadar çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı, bunların hepsi soru işareti. Bunun dışında oyuncu diyaloglarında, yani haftalardır var olan bir sorumluluk önce bende dedi, daha sonra bu sefer sorumluluk bende değil dedi. Takımı ayağa onlar kaldıracak, bana söylüyorlar ama niye bana söylüyorlar bilmiyorum dedi. Çözüm bulamıyorum dedi. Çok ciddi bir diyalog problemi var. Kadro seçiminde üst üste hiç durmadan hatalar yapıyor. Güven Yalçın gibi, işte Can gibi birçok oyuncu var. Hani umut vadeden, ki bu oyuncular kötü de oynamıyor bu arada. Yani hani şans verirsin, Can çok kötü oynar, Montero çok kötü oynar, Serdar Saç çok kötü oynar, Güven çok kötü oynar vesaire. O zaman anlarım ama oynadıkları zaman da iyi oynayan oyuncular bunlar ve onların da bir anda oynamamaya başladılar. Onları da oynatmadı. Yani kendi o as ideal 11'inden vazgeçmedi. Bu da hataydı ve tabii ki şu an itibariyle bana kalırsa, benim gördüğüm
yönetim bazında da, taraftar bazında da, camia bazında da artık takımın kredisi bitmiş vaziyette. Zaten maçta neredeyse takımın çok büyük bir çoğunluğu yuvalandı kadro seçimi derken. Hani neden mesela kimse bilmiyor, neden Mert oynuyor? Ya Mert'in seçilme sebebini kimse bilmiyor. Bu Ersin geçen sezon şampiyon yapan kaleci, bu sezon 10'a vermem, 15'e veririm, 20'ye veririm diye konuşulan kaleci. Mesela bir anda rotasyon oluştu. Ya Mert alınmasa, Utku ile devam edilse ne olurdu mesela? Yani ne gibi bir kaybolurdu? Bunların hepsi birer soru işareti. Bu kadro seçimi, bu rotasyon kısmı hepsi birer soru işareti. Ve filmin sonunda takımın da kredisi bitmiş vaziyette. Hocanın da kredisi artık tükenmek üzere. Mastro'nun yaptığı açıklamalarla da işte başkanla konuşacağım. Bakalım bir karar vereceğiz dedi. Şimdi Sergen Yalçın'ın önünde bana kalırsa iki tane seçenek var. Birincisi istifa etmek. Bu artık ciddi seçeneklerden bir tanesi. Çünkü Sergen Yalçın bu camianın sembolü ve kredisini bu şekilde artık yok etmek istemez. İyi hatırlanmak ister. Yarın öbür gün tekrardan Beşiktaş'a dönmek ister. Ama bu halde eğer bu tarzda devam edecekse çok kötü bir imaj bırakarak gitmek zorunda kalacak. O yüzden de şu anda bırakıyorum derse kendisi açısından belki bir olumlu hareket yapmış olabilir kendisi açısından. İkinci seçenek savaşmak, istifa etmemek. O nedir? Çok radikal değişiklikler yapmak. Yani ben istifa etmiyorum. Cami arkamda, başkan arkamda. Bu takım yanlış kurulmuş bir takım. Bu takım yanlış stratejiyle oynuyor. Bu takımda belli başlı oyuncular sadece isimleri yüzünden oynuyor. Radikal değişiklik yapıyorum. Bu takımı değiştiriyorum ben. Ne yapıyorum? Bir kere Ersin kalede. Bir kere Montero oynayacak. Bir kere Can oynayacak. Rıdvan oynayacak. Güven oynayacak. Serdar Saatçi oynayacak. Gerekiyorsa Vida'yı da oynatmayacağım. Belinton da oynatmayacağım. Montero, Serdar yapacağım gerekiyorsa. Hani genç oyuncularla, hatta belki altyapıdan da bir oyuncu, iki oyuncu sahaya atarak, tecrübeli isimlerle kaynaştırarak yeni bir takım oluşturup en azından gelecek sezonun planlaması, gelecek sezonun temeli atılabilir. Bu da ikinci yol. Yani burada Sergen Yalçın'ın bir karar vermesi lazım. Ya hakikaten bu iş olmuyor, ben çözemiyorum dedi çünkü. Ya çözemeyecek ve bırakacak. Ya da çok radikal bir çözümle camianın karşısına çıkacak, takımı baştan aşağı bayağı sağlam bir şekilde değiştirecek ve bu seneyi tamam kaybettik ama gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz diyecek. Bu iki çözüm dışında bana kalırsa Sergen Yalçın'ın başka elinde bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Tabii ki bu 2-3 gün çok kritik gelişmeler oldukça, işte hoca ile başkan görüşmesi olacak, belki bir canlı yayın yapabiliriz. Bunun dışında ekstra hocanın gitme durumu olursa ondan sonra ne olacak onu konuşabiliriz ama genel anlamda baktığımızda Beşiktaş'ta bir kriz var ve bu krizin de çok acil bir şekilde çözülmesi lazım. Yani Sergen Yalçın aynı şekilde işte Pjanić, Batshuayi, Alex, Obu falan filan çıkarsa Kasımpaşa'ya da yenme ihtimali çok düşük. Ki orada zaten Beşiktaş zorlanıyor biliyorsunuz. Kolay kolay orada kazanamıyor. Bu da düşük ihtimal. O yüzden de Sergen Yalçın önünde bana kalırsa iki tane seçenek var. Bu ilk seçenekten hangisini tercih edeceğini de elbette kendi karar verecek. Hafta içinde gelişmeler oldukça ara ara canlı yayınlarda bu hafta yapmayı düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.